İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye gazetesindeki köşesinde Ankara Washington hattında karşılıklı hamlelerin olacağını yazdı. Ankara Washington arasında kriz nasıl çözülecek? İki ülke arasındaki yaşanan diplomasi trafiği tüm hızıyla sürüyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile sık sık görüştü. Ardından ABD ile ön mütabakat sağlandı. Ankara'dan Washington'a çözüm heyeti gitti. İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar, iki ülke arasındaki yaşanan gerginliğe değindi. Yaşar, son dönemde döviz kurundaki artışa dikkat çekti. Piyasalarda gece yarısı ne olup gittiğine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Yaşar, Türk heyetinin Washington'da 7 konuyu öne çıkaracağını belirtti. Bu konularsa FETÖ, Papaz Brunson, F-35, S-400, Halk Bankası ve Hakan Atilla, ABD'nin İran ambargosuna Türkiye'nin uymasının istenmesi, terörist PKK ve YPG'ye verilen silahlar. Tüm bu hareketliliğin arasında Newsweek'te yayınlanan makale dikkatlerden kaçmamalı. Türkiye dönüştürülmelidir. Anlamı Gezi, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz'da başaramadık. Yenisi planlanmalı. Erdoğan'a karşı ne kadar çabuk harekete geçilirse dünya o kadar güvenli olur. Anlamı dikkat dikkat. Türkiye Erdoğan'la kendisine biçilen kalıpları kırdı attı. Her seferinde de kurdukları tuzaklar ellerinde patlıyor. Onlar bir, Erdoğan ise üç hamle sonrasını planlıyor. Batuhan Yaşar'a göre Hakan Atilla ile Papaz Brunson konusunun farklı olduğunu söyledi. Pazarlık zaten diplomasi demek değil mi? Her şey uluslararası hukuka uygun. Uluslararası ve ikili anlaşmalar bu türden pazarlıkların yapılmasını salık veriyor. Sıkı bir müzakere süreci bizleri bekliyor. Her şey bir anda güllük gülistanlık olacak demiyoruz. Bakarsınız ilişkileri zehirleyen önemli bir konu saf dışı bırakılır. Çok da umutsuz olmayalım. Her şey hala yönetilebilir durumda. Türkiye'nin de eli sağlam.